Merhaba, ben ZKM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Böylece sizler için daha iyi videolar yapabilirim. Keyifli seyirler. Burada göreve başlayalı bir ay olmuştu. Daha önceki görev yerim doğudaydı. Doğudan batıya geçmek benim için daha iyi olmuştu. Karımı ve çocuklarımı da yanıma almıştım. Burada düzenli bir hayat kurmuştuk. Ancak burası beklediğimin aksine daha yoğundu. Günlerim çok yoğun geçiyordu. Jandarma komutanı olarak civarda yaşayan insanları tanımak için fırsat buldukça köyleri ziyaret etmeye çalışıyordum. Civardaki birçok köye gitmiştim. Ama hala gidemediğim köyler vardı. Herkesi tanımak istiyordum. İnsanların bana güvenmesini sağlamak benim için çok önemliydi. Kavga gürültü çok fazla yoktu. İnsanlar genel olarak sakinlerdi. Tek sorun bu civarlarda çok fazla define arayan insanların olmasıydı. Sürekli bu konuda ihbarlar alıyorduk. Bu durum jandarma karakolumuzu çok fazla meşgul ediyordu. İşin garip yanı, bu define arayan insanların türlü kazalar geçiriyor olmasıydı. Define ararken kimi kolunu, kimi bacağını kırıyordu. Sürekli yaralanmalar oluyordu. Sakat kalanlar bile olmuştu. Ama insanlar define aramaktan asla vazgeçmiyordu. Bu durumun önüne geçmek için köylere ziyaretlerde bulunuyordum. Köylere bu durumun yasa dışı olduğunu, ceza alabileceklerini ve hapse girebileceklerini anlatıyordum. Ancak beni pek fazla umursamıyorlardı. Ben de çağrıyı askerlere devriye attırmakta bulmuştum. Aldığım bu kararın işe yaradığını söyleyemem. Çünkü insanlar bir yolunu bulup gizlice define aramaya devam ediyorlardı. Bu soruna çözüm bulmak için yollar arıyordum. Nöbette olduğum bir gün tepe yolu diye adlandırılan yerde birinin hayatını kaybettiğine dair haber aldık. Hemen olay yerine gitmek için karakoldan çıktım. Olay yerine geldiğimde bir insanın cansız bedeni yerde yatıyordu. Sanki yüksek bir yerden düşmüş gibiydi. Ancak etrafta hiç kan yoktu. Bu durum benim dikkatimi çekmişti. Yerde yatan kişi 30'lu yaşlarında bir erkekti. Kolları bacakları terse dönmüş şekilde kırılmıştı. Göz bebekleri kaybolmuş, sadece beyaz kısmı görünüyordu. Yerde yatan cansız bedeni bu şekilde görmek içimi çok kötü yapmıştı. Üzerinden kimlik çıkmamıştı. Sadece üzerinde bir vesikalık vardı. Fotoğraftaki kişi yerde yatan kişiyle aynıydı. Ancak adamın kim olduğunu bilmiyorduk. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra cesedi oradan kaldırdık. Haberi duyan köylüler olay yerine gelmeye başlamışlardı. Adamın kim olduğuna dair onlarla konuşmam gerekiyordu. Fotoğrafı köylülere gösterdim. Çoğu tanımadığını söyledi. İçlerinden biri, "Bu Mustafa, Karagün köyünden Mustafa, tanıdım," dedi. "Karagün köyü mü? Nerede o köy? Bilmiyorum," diye karşılık verdim. Adam bana anlatmaya başladı. Söylediklerini tam anlayamadığım için adamın bizimle karakola gelmesini istedim. Adamı da yanıma alarak karakola geldik. Adamdan yavaş ve tane tane konuşmasını istedim. Genelde buradaki insanlar hızlı ve şiveli konuştukları için anlamakta zorlanıyordum. Ancak bu adamın söylediklerini anlamakta daha da zorlanıyordum. Adama cevaplaması için soruları tek tek sordum. Karagün köyü, ana yolun yanında bulunan köyün arka tarafındaymış. Asıl ismi bu değilmiş. Civarda yaşayan köylüler bu ismi takmış. Bu ismi takmalarının sebebi de bu köyde yaşayanların başına türlü felaketler gelmesiymiş. Nasıl felaketler diye sorduğumda adam, "Bizim burada bu köyde yaşayan insanlardan uzak dururlar. Çünkü bu köydeki insanlar cinni varlıklara bulaşmış," dedi. Adamın bunu söylemesi dikkatimi çekmişti ama genelde köy yerlerinde böyle inanışlar çok fazla olduğu için pek önemsememiştim. Benim tek derdim hayatını kaybeden kişinin kim olduğunu öğrenmekti. Bu hayatını kaybeden kişinin Mustafa olduğuna ve o köyde yaşadığına emin misin,
diye sordum. Adam, "Evet eminim komutanım," dedi. "Peki ailesini tanıyor musun?" dedim. Adam, "Yok ailesini tanımıyorum," dedi. Hemen askerlerden Karagün köyüne gitmelerini ve Mustafa'yı tanıyan kişileri buraya getirmelerini istedim. Askerler yaklaşık bir saat sonra geri geldiler. Geldiklerinde yanlarında kimse yoktu. "Ne oldu, niye kimseyi getirmediniz?" diye sordum. Askerler köye gittiklerini ancak köyde kimseyi göremediklerini söylediler. "Nasıl yani, köyde yaşayan kimse yok mu?" dedim. Askerler, "Sokaklarda kimse yoktu. Bir insan bile yoktu," dediler. "Evlerin kapılarını vursaydınız o zaman. Neyse şu resmi işlemleri halledeyim, ben giderim," dedim. O gün işlemler çok uzun sürdüğü için Karagün köyüne gidemedim. Ertesi gün yanıma bir iki asker alarak Karagün köyüne gittim. Öğlen saatinde köye girdiğimizde gerçekten de köyde kimse yoktu. Dışarıda bir Allah'ın kulu bile yoktu. Sanki incin top oynuyor gibiydi. Evlerin perdeleri kapalıydı. Biraz köyde dolaştıktan sonra evlerin kapılarını vurmaya başladım. Ancak kimse kapıyı açmadı. Evler boş değildi. İnsanlar yaşıyordu. Ancak etrafta kimse yoktu. Kimse kapıyı açmayınca, "Mustafa hayatını kaybetti. Mustafa'nın ailesine haber vermeye geldik," diye bağırdım. Yine kimse ortaya çıkmadı. Ben de askerler de bu duruma çok şaşırmıştık. Bir süre daha bekleyip sonra yapacak bir şeyimiz olmadığı için köyden ayrıldık. Karakola geldiğimde bu köyü düşünmeye başladım. Neden insanların bize cevap vermediğini düşünüyordum. O sırada Mustafa'nın adli tıp raporu geldi. Raporda yüksek bir yerden düştüğü için hayatını kaybettiği yazıyordu. Dosyayı bu şekilde kapatmak zorunda kaldık. Bölgede yaptığımız detaylı araştırma sonucunda ikinci bir kişinin daha olduğuna dair kanıt bulamadığımız için olay cinayet değildi. Ya intihardı ya da Mustafa kontrolünü kaybedip düşmüştü. Dosya kapanmıştı ancak benim aklımda soru işaretleri vardı. İçim rahat değildi. Bir de olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Mustafa'nın naaşını almaya gelen olmamıştı. Civar köylerde yaşayan insanlardan Karagün köyü hakkında bilgiler aldım. Konuştuğum herkes o köyün lanetli olduğunu, orada yaşayan insanların cinli varlıklara karıştıklarını söylüyorlardı. Çoğu da bu ölümün sebebinin cinler olduğunu söylüyorlardı. Acaba köylüler doğruyu söylüyor olabilirler mi diye aklıma takılmıştı. Hiç ihtimal vermesem de Mustafa'nın başına gelenin cinler yüzünden olabileceği düşüncesi aklıma takılmıştı. Köyden birileriyle konuşmaya çalışıyordum. Ancak kimseye ulaşamıyordum. Yaşanan bu olay canımı çok sıkmıştı. Aklımda soruların olması beni rahatsız ediyordu. Bir gün akşam vakti eve gitmek için karakoldan çıktım. Eve giderken aklıma Karagün köyünün oradan geçmek geldi. Köye bakmak istiyordum. Karagün köyünün oradan geçerken evlerin ışıklarının yandığını gördüm. Arabadan inip köye doğru yürümeye başladım. Köye girdiğimde insanların dışarıda olduklarını gördüm. Bir yere toplanmışlar, hep birlikte duruyorlardı. Selam vererek yanlarına gittim. Köylüler beni gördüklerinde çok şaşırdılar. Selamıma karşılık vermediler. Sadece durup bana doğru baktılar. Onlara Mustafa hakkında sorular sordum. Kimse cevap vermedi. Israrla Mustafa hakkında sorular sormaya devam ettim. Ancak bir türlü cevap vermediler. Sonra da toplandıkları yerden ayrılıp evlerine girdiler. İnsanların bu tavırları beni çok şaşırtmıştı. Sinirlenmiştim de. Hepsini zorla alıp karakola götürmek geldi içimden ama kendimi tuttum. O sırada yaşlı bir adam geldi yanıma. "Evladım git buradan. Kimse sana cevap vermez," dedi. "Neden amca? Niye böyle davranıyor bu insanlar? Mustafa burada yaşıyormuş. Onun hakkında sorular sormaya geldim. Amacım sadece bu," dedim. Yaşlı adam, "Niye geldiğini biliyorum evladım. Ama buradaki kimse seninle konuşmaz. Kimse sana cevap vermez. Çünkü korkuyorlar," dedi. "Neden korkuyorlar?" diye karşılık verdim. "Cinlerden evladım. Cinlerden korkuyorlar.
Bu yüzden sana cevap vermezler, dedi. Cinler mi? Diye şaşkın bir şekilde yaşlı adama tepki verdim. Yaşlı adam, şimdi git evladım. Burada kalman senin için iyi olmaz. Onları rahatsız ediyorsun. Daha fazla soru sorma. Münasip bir zamanda ben seninle konuşmaya geleceğim, dedi. Yaşlı adam bana bunu söyleyince çok fazla üstelemedim. Tamam diyerek köyden çıkmak için yürümeye başladım. Arabanın olduğu yere doğru gelirken içimde anlam veremediğim bir vesvese vardı. Sanki birileri beni izliyormuş gibi bir hisse kapılmıştım. Yürürken sürekli arkamı kontrol ediyordum. Korkmaya başlamıştım. Normalde bu konulardan korkmazdım ancak yaşlı adamın cinlerden bahsetmesi beni huzursuz etmişti. Arabanın olduğu yere gelmek için daha hızlı yürümeye başladım. Koşar adımlarla hareket ediyordum. Arabanın olduğu yere yaklaştığımda gördüğüm bir şey dikkatimi çekti. Arabanın olduğu yerde bir adam duruyordu. Tam arabanın önünde, arkası dönük bir şekilde hareket etmeden duruyordu. Elimi belime götürüp, "Kim var orada? Kimsin sen? Ne yapıyorsun?" diye bağırdım. Adamdan cevap gelmedi. Öylece arkası dönük bir şekilde durmaya devam ediyordu. Adamdan şüphelenmiştim. "Arkanı dön, bana yüzünü göster. Seni bir daha uyarmayacağım," diye sinirli bir şekilde bağırdım. Adam yavaşça arkasını dönmeye başladı. Tam bana doğru döndüğünde, gördüğüm yüz karşısında büyük bir şaşkınlık ve aynı zamanda korku yaşadım. Arabanın orada duran adam Mustafa'ydı. İlk başta gözlerime inanamadım. Bir süre adama doğru baktım. Gerçekten de Mustafa'ydı. Hala da o adamın Mustafa olduğuna eminim. O gün gördüğüm hayal değildi. Bir süre adama baktıktan sonra "Mustafa sen misin?" diye bağırdım. Adam cevap vermedi. Yan tarafına doğru dönüp yürümeye başladı. "Olduğun yerde kal, hareket etme!" diye bağırdım. Ancak adam beni dinlemeden yürümeye devam etti. Hemen adamın peşinden koşmaya başladım. Adam ağaçların arasında kaybolmuştu. Ağaçların arasına girip peşinden gittim. Ancak adam ortadan kaybolmuştu. O kadar kısa bir süre içinde ortadan kaybolması normal değildi. Biraz ağaçların içinde yürüdükten sonra daha fazla gidemedim. Çünkü ilerleyecek cesaretim yoktu. İçimde çok fazla korku vardı. Bir de orada yalnız değilim hissine kapılmıştım. Sanki etrafımda benim görmediğim bir şeyler vardı. Aklımda oluşan düşünceler beni paniğe sokmaya başlamıştı. Geri dönüp yürümeye başladığım sırada bir şey beni iterek yere düşürdü. Hızlıca olduğum yerden kalkıp "Kim var orada?" diye bağırdım. Ancak orada kimse yoktu. Beni yere düşüren bir insan değildi. Aklımda oluşan bu düşünce beni çok fazla huzursuz etmişti. Hemen arabanın olduğu yere doğru koşmaya başladım. Tek istediğim arabaya binip oradan uzaklaşmaktı. Arabayı döndürüp yola koyulacakken dikiz aynasından bana doğru bakan birini gördüm. Bana bakan Mustafa'ydı. Hemen gaza basıp oradan uzaklaştım. Yaşadığım bu olay beni çok fazla etkilemişti. Eve girdiğimde karım yüzündeki korkuyu fark etmişti. Ona bir şey söylemedim. Gece uyurken sürekli rüyamda Mustafa'yı görüp uykudan ter içinde uyanıyordum. Yaşadığım bu olayın etkisinden günlerce kurtulamadım. İnsanlar da panik olmasın diye kimseye anlatmadım. Ancak kendimi güvende hissetmiyordum. Yalnız kaldığım zamanlarda sanki yine birileri beni itecekmiş gibi hissediyordum. Psikolojik olarak iyi değildim. Bu olayın üstüne gitmemeye karar verdim. Çünkü kendimi çok kaptırmıştım ve aklımda sürekli sorular vardı. Bu durum başıma bela açabilirdi. O gün yaşadıklarım bana ders olmuştu. Tekrar öyle şeyler yaşamak istemiyordum. Karagün köyü hakkında konuşmamaya ve o köyü aklımdan çıkarmaya karar verdim. Zamanla olayın etkisini üstümden atmaya başlamıştım. İçimde hala huzursuzluk olsa da biraz daha iyi hissediyordum kendimi. Bir gün yine akşam evime giderken yol kenarında birinin bana doğru el salladığını gördüm. Arabayı durdurup baktığımda
El sallayanın Karagün köyünde benimle konuşan yaşlı adam olduğunu gördüm. Arabayı durdurup yaşlı adamı arabaya aldım. Yaşlı adam benimle konuşmak istediğini ve bana her şeyi anlatacağını söyledi. Aslında yaşlı adamla konuşmak istemiyordum ancak içimde oluşan merak daha ağır basmıştı. Yaşlı adam, sana bu köy ile ilgili her şeyi anlatacağım. Elinden bir şey gelmez, bunu biliyorum ama sadece sana anlatmak istiyorum dedikten sonra konuşmaya başladı. Her şeye benim öz oğlum sebep oldu. Bundan tam 10 yıl önce oğlum nereden buldu bilmiyorum ama köye bir adam getirdi. Hatta adam bir süre bizim evde kaldı. Oğlum bu adam sayesinde hem bizim hem de bütün köyün refaha kavuşacağını söyledi. Adamı ilk gördüğümde uğursuz olduğunu anlamıştım. Ama oğlum beni dinlemedi. Hem kendi hırslarına teslim oldu, hem de bütün köylünün aklına girdi. Oğlum bu adam sayesinde bir gömü buldu. Köylüler de bu adam sayesinde istediklerine ulaştı. Çocuğu olmayanlar çocuk sahibi oldu. Evlenemeyenler muradına erdi. Parası olmayanlar paraya kavuştu. Ancak bu durum uzun sürmedi. Adam kimseye haber vermeden çekip gittikten sonra her şey tersine dönmeye başladı. Bu uğursuz adam ortadan kaybolduktan sonra köye felaketler çökmeye başladı. Köyümüzü cinler bastı. Bir daha da bizi rahat bırakmadılar. Yaşadığımız bütün felaketlerin sebebi cinler. Oğlum bulduğu gömünün hayrını göremedi. O da ortadan kayboldu. 10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Öldü mü, yaşıyor mu haberim yok. Köylüler de türlü felaketler yaşamaya başladı. İnsanlar hastalandı. Yeni doğan çocuklar ya sakat doğdu ya ölü doğdu. Zaten sakat doğan çocuklar da çok yaşamadı. Hayvanlarımız telef oldu. Köyün nüfusu 100'den fazlaydı. Bak şimdi 30-40 kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da bir an önce bu hayattan göçmek istiyor. 10 yıldır yaşadıklarımız canıma tak etti evladım. Artık cinleri hissetmek istemiyorum. Ne olacaksa olsun. Mustafa'nın da canına cinler kıydı. Mustafa bu beladan kurtulmak istiyordu. Buradan kaçıp gitmek istiyordu. Nasıl yaptı bilmiyorum ama burayı terk etmenin bir yolunu bulduğunu söyledi bana. Kaçtıktan sonra bize de yardım edeceğini söyledi. Ama başaramadı. Kaçtığı günün sabahına öldüğü haberini aldık. Mustafa'nın başına gelenlerden sonra köylüler daha fazla korktu. Sen geldiğinde bu yüzden kimse seninle konuşmadı. Bu sana anlattıklarımdan dolayı başıma neler geleceğini de biliyorum ama artık birinin konuşması gerekiyordu. Zaten şurada ne kadar ömrüm kaldı ki, dedi. Yaşlı adamın söylediklerini şaşkınlık içinde dinledim. Bana anlattıkları inanılacak şeyler değildi. Ancak geçen gün o köyde yaşadıklarımdan dolayı yaşlı adamın söylediklerine inandım. Çünkü ben de o köyde garip bir olay yaşamıştım. Yaşlı adama, amca size yardım etmek isterim ama elimden ne gelir ki? Bana anlattıklarını resmi yerlere bildirsem kimse inanmaz. Yani tek başıma benim sana inanmam yetmez, dedim. Yaşlı adam, biliyorum evladım, sen bir şey yapamazsın. Ben sadece sana anlatmak istedim. Sen de uzak dur bizim köyden. Zaten geçen gün sana görünmüşler. Seni uyarmak için Mustafa olarak görünmüşler sana. Biliyorum, dedi. Nasıl yani? Geçen gün benim başıma gelenleri biliyor musun? Peki bunu nereden biliyorsun, diye sordum. Biliyorum evladım. Ama nasıl bildiğimi sorma. Bu işin içine de fazla girme. Senin de başına sarılmasın bu lanet. Zaten bu benim son görüşün olur. Hadi Allah'a emanet ol, diyerek arabadan inip uzaklaşmaya başladı. Gerçekten de o gün yaşlı adamı son görüşüm oldu. Bir daha o yaşlı adamdan haber alamadım. O gün yaşlı adamın peşinden gidip daha fazla konuşmak istedim ama korktuğum için adamın peşinden gidemedim. Çünkü gerçekten o köyü cinlerin bastığına inanmıştım. Başıma gelen olayın etkisiyle de o köyden uzak durdum. Bir daha öyle bir olay yaşamak istemiyordum. Bizim karakolda da o köyü cinlerin bastığına dair söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Bu durumdan askerlerin etkilenmemesi için söylentilerin hepsinin hurafe olduğunu, gerçek olmadığını söyledim. Ancak ben o köyü cinlerin bastığına inanıyordum.
İçimde bir yerlerde hep o köyle ilgili düşünceler vardı. Ama kendimi kontrol edip düşünceleri aklımdan silmeye çalıştım. Zamanla aklımdaki düşüncelerden kurtulmaya başlamıştım. Ta ki Karagün Köyü ile ilgili bir ihbar alana kadar. Gelen ihbar, Karagün Köyü yakınlarında iki ceset görüldüğü yönündeydi. İhbar üzerine hemen Karagün Köyü'nün olduğu yere gittik. Gerçekten de yerde yatan iki cansız bedenle karşılaştık. Yanıma bir grup asker alıp Karagün Köyü'ne doğru gittik. Köye girdiğimizde büyük bir panik yaşadık. Köydeki bütün evler yakılıp yıkılmıştı. Hiçbir ev sağlam kalmamıştı. Gördüklerimiz karşısında hem ben hem askerler korkuya kapıldık. Köy harabeye dönmüştü. Köyün içinde ve civarında geniş arama yaptık. Toplam ondan fazla ceset bulduk. Köyde ve civarında bulduğumuz cesetler dışında kimse yoktu. Hayatta kalanlara ne olduğunu bilmiyorduk. Hala da bilmiyorum. Yaşanan bu olay bizi aştığı için resmi yerler olaya müdahil oldu. Ekip ve müfettişler geldiler. Olayı onlar araştırmaya başladı. Ancak onlar da köyde gerçekten neler yaşandığına dair somut bir şey bulamadılar. Olay infial yaratmasın diye soruşturmayı gizli yürütmeye karar verdiler. Ben müfettişlere bildiğim her şeyi anlattım. Yaşadığım olayı da anlattım. Bana ne kadar inandılar bilmiyorum. Bu köyde yaşanan olay bir muamma olarak kaldı. O köyde gerçekten neler yaşandığını hiçbir zaman öğrenemedik. Bana inanırsınız ya da inanmazsınız ama ben o köyün başına gelenlerin cinler yüzünden olduğuna inanıyorum.